Günaydın. Akyaka'daki seyahat bitti arkadaşlar. Şimdi Köyceğiz'e gidiyoruz. Oradan da hedefimiz Akdeniz. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen zil butonunu açmayı, bana abone olmayı ve o güzel yorumları bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz Köyceğiz'de. Arkadaşlar şimdi Köyceğiz'de çok fazla kalmayacağım. Bir kahve içeceğim ama hemen durduğum yerde Köyceğiz Belediyesi'nin sanat merkezini görüyoruz. Ama tabii kapalı. Çünkü niye? Köyceğiz'e de pazara denk gelmiş oldum. Birçok yer kapalı. Şuradan da sanırım Köyceğiz Gölü'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Ufak bir çarşısı var. Şurada bir camisi var gördüğünüz üzere. Ama şu çarşı çok tatlıymış. Burayı bir gezelim. Köyceğiz'e ait çok tatlı magnetler var arkadaşlar. 15 TL'den satılıyor. Burası tam turistlere göre bir yer. Onlar el yapımıdır. Öyle mi? Çok güzel ama. Siz mi yaptınız? Evet. Elinize sağlık. Bunlar da bize aittir, el yapımıdır. Normal magnetlerimiz 10 liradır. Çarşıda ilgimi çeken bir şey oldu. Yukarıda hep yazmalar var. Çeşit çeşit yazma. Ve burada kahveci, Arap bacı varmış. Burada bir kahve içilebilir bence. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Doğal mı bunlar? Doğaldır ablam. Aa, süper pekmez. Andıs pekmezi. Pekmez reçel. Bunu ilk defa görüyorum. Evet, Çamgillerden bir... Karadut pekmezi, kozalak şurubu. Peki, keçi boynuzu pekmezi var. Evet. Peki ne kadar satıyoruz kavanozunu? Hangisini? Atıyorum Andıs pekmezi. Ben merak ettim çünkü alacağım sanırım. 50 lira. 50 lira. Evet. Aa, uygunmuş. Şey evet. Değil öyle. Ve hepsi doğal ama değil mi? Hiç doğru. Ekstradan doğru. Şeker doğru. Vesaire. Aynen. Bak kolay aynen. Gelsin. Teşekkür hayırlı ediyorum. İşler. Sağ olun. Arkadaşlar böyle Köyceğiz'in tek et dönercisi diye bir yer gördüm. Sanırım tek et döner burada. Aa, burada da çok güzel gene sağcıkta rastladığım ama bir benzeri olan bir işleme motifler var. Köyceğiz sağ tırası diye de böyle bir bölüm var. Burası dediğim gibi gerçekten çok küçük ama minnoş şirin bir çarşısı var. Aa, buna bayıldım işte, bu çok güzel. Her yerde olduğu gibi gene yazlık kıyafetler dizi dizi arkadaşlar. Eğer yanına çok fazla bir şey almayan varsa buradan kafasına göre seçebiliyor. Fiyatlar Köyceğiz'de gördüğüm kadarıyla daha uygun. Kabaklar, bu Alanya'da da çok meşhur biliyorsunuz. Gece lambası yapılıyor bunlardan. Yine ilginç bir yer yakaladım. Patchouli. Kekik, adaçayı, elma yağı, bütün yağlar doğal arkadaşlar. Hemen gölün yanında burası. Şu kantaron yağı gerçekten çok iyi bu arada. Hani bilgi olsun diye söylüyorum. Güneş yanıklarına da birebir iyi geliyor. Sığla yağı 1 kilosu 300 TL. Bunu Akyaka'da gene Akçapınar'da çekmiştim ama burada daha uygunmuş fiyatı. Çünkü bir kilosuna orada 1000 lira demişlerdi. Kolay gelsin.
Hüsna daha söylese sanki her şey düzelecek. Cemal Süreyya. Çok iyi ya. Burada konserler veriliyormuş, çok iyi. Ama 2015, 2018, 2020 damla pile bak. Kapanmış olabilir arkadaşlar. Pandemi biliyorsunuz hepimizi etkiledi. Burası da etkilenmiş. En son konseri Damla Pehlivan olarak Mart 2020'de görüyorum. Ama herkes çıkmış maşallah. Çok güzel bir yer. Keşke gece kalıyor olsaydık da sizlerle birlikte buranın tadına birlikte baksaydık. Serpme kahvaltı kişi başı 84 lira arkadaşlar. İstanbul'a kıyasla hiçbir şey yani. Ve muhteşem gölü şu an karşınızda görüyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar burası çok tatlı bir yer ama burayı şöyle düşünün. Eğer gelip kalacaksanız, yaşayacaksanız evet keyifli. Fakat bizim gibi Akdeniz hedefimiz diye böyle bir uğrayacaksanız da 15 dakikada bitecek bir yer. Biraz önce size gösterdim. Bu arada yayın sırasında aşağıdan yukarıya hep devamlı yazılar çıkıyor biliyorum. Süper sticker ya da süper chat alabilirsiniz diye. Daha yeni açıldığı için size duyuruyorum. Eğer yaptığım çekimleri, videoları seviyorsanız bana destek vermeyi unutmayın. Şimdi gölün etrafında, yani bu şeritte sanırım göle giriş yapılmıyor. Ama karşıdaki bazı yerlerden göle girebilirsiniz. Biz şu an kafelerin olduğu yere ve Minnoş Çarşısı'na geldik. Sabun, zeytinyağı, efendim doğal pekmezler, ne ararsanız var. Tam turistlere yönelik çok tatlı bir çarşısı var gördüğünüz üzere. Kafelerin birinde oturup kahvaltı ya da kahve içelim diyorum. Yani büyük ihtimalle kahve içeceğim ve devam edeceğim çünkü bir şeyler yemiştim. Yalnız kişi başı 84 lira yazısını gördüm. O da çok iyi. Burada anladığım kadarıyla kahvaltı uygun ve serpme olarak veriliyor. İstanbul'la kıyaslamayın ya da Akyaka'yla ya da diğer yerlerle kıyaslamayın. Biraz daha köy modundaki yerlere uğrayacak olursanız ya da tatil yapacak olursanız daha ucuz fiyata, daha uygun, ekonomik bir tatil yapabilirsiniz. Hadi devam edelim. Burada da arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yürüdüğümde gezi turları var, günlük gezi turları var. Ve sizi kral mezarlıkları, Kaunas harabeleri, Kaplıca, Çamur Banyosu, İztuzu plajına götürüyor. Sabah 10'da başlıyor, akşam 7'ye kadar. Şurada da Köyceğiz ve etrafının, yani gölün etrafının bir haritasını görüyoruz. Gördüğünüz üzere İztuzu, Dalyan, Kaunas, Sultaniye hepsi etrafında ortaca. Ama biz oralara uğramayacağız. Devam edelim. Arkadaşlar şu an çok ilginç bir şey oldu. Kahvemi içerken kaplumbağa gördüm şurada. Daha çok biz Olimpos Çıralı bölgesinde görürüz kaplumbağaları ama şu an gene kayboldu. Burada da görmüş olmam iyi oldu. Bu oturduğum kafedeki fiyatlara baktım biraz önce QR kod okutup. Kahve içtiğim için sadece ama hani gelmişken de merak ediyorum. Göl etrafındaki yerler biraz daha pahalı. Gene bir et söyleyeceğiniz zaman tabağa porsiyon olarak 200 lira. Ama hamburger vesaire tarzı şeyler 60-70-80 diye gidiyor. Cheeseburger, işte normal hamburgeri ya da double burgeri. Ve salatalarda 50 ile 60 lira arası. Ama gene baktığınız zaman genellemeye Türkiye'de her şey çok pahalandı arkadaşlar. Her şey devasa pahalandı. Önceden yediğimiz pirzolayı, dana burgeri ya da bonfileyi şimdi artık 200'den aşağı yiyemiyoruz. Haliyle de hal böyle olunca daha pratik, daha ucuz mezelerle, tostlarla vesairelerle günü, en azından gündüzü geçirmeye çalışıyoruz. Bir
birlikte burayı da keşfetmiş olduk diyelim. Aslında kalmak lazım. İnşallah bir başka seyahate. Şimdi Alanya'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yolumuz uzun. 5,5 saat ilerleyeceğiz. Sonrasında da Alanya'da bayağı bir kalacağız. Oradan da size çok güzel yazlık summer vloglar çıkaracağıma eminim. Videolarımı beğendiyseniz bana abone olmayı, zil butonuna basmayı ve tabii ki o güzel yorumları bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum kocaman. Görüşürüz. Normalde yapmam arkadaşlar ama Korkut Eli'ne varmak üzereyiz. Gözlemeci Fazıl diye solda bir yer buldum. Çardakları da var. Eski sistem. Bir tek su, dere vesaire gibi bir şey eksik. Tabii araçlardan duyuyor musunuz beni bilmiyorum ama bakalım buranın gözlemeleri nasıl. Buradan da artık Korkut Eli, Antalya, oradan da Alanya şeklinde devam edeceğiz. Aralarda acaba girsem mi dedim Seydi Kemer'e vesaireye ama sonra vazgeçtim. Bir an önce Alanya'ya gitmek istiyorum. Özledim memleketimi ya, pandemi falan filan derken biliyorsunuz en son geçen sene ta Haziran'da gene ama bu mevsim dönemlerine denk geldi. Haziran 15'inden sonra Alanya'daydım. Şimdi ilginç bir şekilde gene aynı şekilde denk gelecek ama tabii siz bu videoları Temmuz'dan sonra başlıyorsunuz izlemeye her zamanki gibi. Gördüğünüz üzere muhteşem bir manzarası var ama dediğim gibi sadece bir deresi ya da gölü eksik.